Bu çiçeğin ismi Bahar Dalı arkadaşlar. Baharda açıyor. Hatta bu zamanda kar bile yağsa karın altında böyle açıyor. İsmi Bahar Dalı. Merhabalar arkadaşlar. Ben şimdi evimin yakınında sütlüce otu görmüştüm. Yendiğini öğrendim. Şimdi sizlerle birlikte o ottan toplayacağım. Biraz da çiğse başladı ama olsun. Ben bizim olduğum yörede bu ot yenmiyor. Yani kimse yemiyor bunu. Çünkü Karadeniz'de her daim yeşillik olduğu için bizim yenebilen otlarımız, hani yendiğini bildiğimiz rutin otlarımız var. Herkes ondan yiyor. Bunlara sıra gelmiyor diyelim. Fakat ben biraz meraklıyım, bu işe merak sardım. Bunun yendiğini öğrendim. Hayvanlara yediriyoruz. Yani hayvanların yediği her şeyi insanlar da yer, zehirli değildir demektir bence. O yüzden sordum Nurhan Hanım'a, sağ olsun. O bana yardımcı oldu. Öğrendim yendiğini. Şimdi bunun nesi yapıldığını bilmiyorum. Ama ben kavurmasını yapacağım. Siz bunun neye olduğunu, hani nesini yapıyorsanız, nasıl yiyorsanız bana da söylerseniz memnun olurum arkadaşlar. Ben bu sefer kavurmasını yapacağım. Birkaç kök buldum şurada. Biz Karadenizliyiz arkadaşlar. Karadeniz'de her daim yeşil, her daim ot var. Yazın bile o kadar çok ot oluyor ki. Şurada lavada var. Şu ortasının kırmızı olanının yalancı lavada olduğu, beyazının daha iyisi olduğu söylenmişti. Ama burada hep böyle şeyi var. Kırmızı olanı var. Ama yaprakları geniş, dar değil. Şöyle kesmek istiyorum. Dar değil. Burada yine görmüştüm. Şurada. Şunu da alayım. Bu yeni çıkmış herhalde. Taze. Daha taze. Evet. Bunu da kovama koyayım. Evet, şurada da var. Onu da alalım. Koydum. Ve şurada vardı. Onu da alayım. Şöyle çıkardım. Deneyeceğim bu otu. Hiç daha önce yemedim. Çevremden yiyen de yok. Yani öğrenme şansım hiç yoktu. Ben bazı kanallarda gördüm, bunu öğrendim. Güzel olduğunu söylediler. Şimdi ben de onu deneyeceğim. Aramaya devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın burada da ebe gümecim çıkmış. Ben bunu bir yerde buldum. Kökünü dikmiştim. Şöyle birkaç tane de şifa niyetini bundan katayım içine. Rahmetli annem ebe gümecinden yemek yapardı. Hatırlıyorum biz küçükken. Bir tane de şurada buldum. Bu biraz daha kartlaşmış gibi olmuş ama alacağım çünkü çok fazla bulamadım. Yağmur da bayağı bir hızlandı. Şöyle temizleyerek alayım. Süt çıkıyor bakın. Kesince ismi bunun. O yüzden sütlüce. Eskiden anneannem şey yapardı. Bundan bulunca hemen keser, hayvanların önüne atardı. Sütü çok oluyormuş. Sütlüce süt yapıyormuş diye. Öyle bir bilgi vardı. Şöyle arkadaşlar, arasına biraz da pazı yaprağı
toplayıp koymak istiyorum. Bunları tohum bırakıyoruz. Dökülüyor sonra. Ya da tohumunu alıyoruz. Seneye bahçe sürülürken, ekilirken onu atıyoruz altına. Yeniden çıkıyor bunlar. Bizim için çok değerli, kıymetli. Kökü bunun güzel olmuyor. Yayla için olanı var. Yaylada ekileni. Onun kökü çok güzel oluyor. Yeniyor. Yayladan geliyor. Alıp haşlayıp yemek yapıyoruz. Şurada var. Ondan da alayım birkaç tane. Yeter bu kadar. Şurada da kendi kendine bezelye çıkmış. Bak. Büyüsün bakalım. Yerler ıslak. Fakat yağmur hafifledi. Çok hafifledi. Şöyle arasına birkaç tane de kördem eklemek istiyorum. Yabani sarımsak olarak biliniyor burada. Evet. Şifa niyetine. Köküyle geldi. Onları evde temizlerim. Bakalım şuralarda. Şurada var. Çok gelişmemiş. Çok büyümemiş. Buranın toprağı biraz sıkı. Yani çok yumuşak değil toprak. O yüzden çok fazla büyüyememiş. Buralarda yok gördüğüm kadarıyla. Şu tarafa gideyim bakayım. Birkaç tane aldım. Şurada var sanırım. Evet, şurada var. Onu alayım. Şurada da. Bu güzel büyümüş. Gelmedi. Kesemedim. Koptu. Şuralarda da var ama onlar daha küçük küçük. Şu biraz daha iyi. Şunu alayım. Bu da köküyle geldi. Şurada var şu. Yabani sarımsak derdi annem buna. Çünkü tadı sarımsağa benziyor. Biraz pırasaya benziyor sanki. Çoğaltmak amacıyla. Buralarda bayağı varmış oralarda. Evet. Arkadaşlar şöyle sütlüce otunu diğer otlarla birlikte pazı vardı içinde. Bir de karga pırasası diyoruz biz. Onunla birlikte güzelce temizledim, yıkadım. Suyum burada kaynıyor. Şimdi şöyle kaynayan suyumun içine bırakacağım. Ben kavurmasını yapacağım. Pazı biraz tadını değiştirebilir mi? Yani... Ben sadece sütlücenin tadını almak istiyordum. Aslında merak ediyorum. Ama çok azdı. O yüzden içine biraz da pazı topladım. Bakacağım, deneyeceğim. Sizinle paylaşacağım tadını nasıl olduğunu. Evet, şöyle biraz kaynasın bakalım. Evet arkadaşlar, otlarımı haşladım. Süzdüm. İki elimin arasında sıkıştırdım güzelce. Suyunu iyice aldım. Şimdi soğanlarımı koymuştum. Onlar da güzelce kavrulmuşlar. Şimdi o otumu şöyle hafif dağıtarak soğanımın üzerine bırakmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Mis gibi de koktu arkadaşlar. Çok güzel koktu. Evet.
Şimdi soğanla güzelce özleştirelim. Bu aşamada tuzunu da ekleyeyim. İsterseniz bu şekilde yiyebilirsiniz. Yiyebiliriz hatta. İstersek de yumurta da kırabiliriz üzerine. Ben o yumurtalısını da çok seviyorum ama şu an sadece tadını almak istiyorum. Eğer pazıdan ayırt edebilirsem sütlücenin tadını algılamak istiyorum. Çünkü ilk defa yiyeceğim. İlk defa pişirdim. İlk defa yaptım. Şöyle biraz biraz özleşsin bakalım. Tuzunu ilave edeyim ben. Arkadaşlar ben şimdi tuzunu ekledikten sonra daha bu özleşmeden bir parça tadına baktım. Nasıl olduğunu. Ben daha önce yemediğime şu an gerçekten çok pişmanım. O kadar değişik, o kadar güzel bir tadı var ki pezikten hemen ayırt edilebiliyor. Pazıdan hemen ayırt edilebiliyor. Şu gördüğünüz pembe olanlar pazının sapları. Hani onda yanlışlık şey olmasın. Pazının sapları. Ama sütlüen çok lezzetli bir otmuş arkadaşlar. Hepinize yemenizi tavsiye ediyorum. Denemenizi. Buraya kadar beni izledinizse, videomu izledinizse lütfen abone olup videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bana afiyet olsun. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Görüşmek üzere.